Önemli olan burada vatandaşlarımızın, diplomatlarımızın ve bütün görevlilerimizin salimin ülkeye getirilmesidir. Türkiye ilk defa böyle bir krizle karşılaşmıyor. Kamuoyumuzun bunu bilmesini isterim. İlk defa karşılaşmıyoruz. Daha önce birçok kriz anında nasıl etkin bir kriz yönetimiyle vatandaşlarımızı ülkemize getirdiğimize herkes şahittir. İlk andan itibaren yakından takip ettik. Gelişmeleri birçok açılardan bilgi anlamında da yakından izledik. Bu takibi şimdi de şu anda da sürdürüyoruz. Önemli olan dediğimiz gibi bu tür durumlarda paniğe kapılmadan ve vatandaşlarımızın ve görevlerimizin güvenliklerini esas alarak bir yol haritası çizmektir. İlk ve acil konu bizim için bu görevlilerimizin bir an önce ülkeye salimen dönmeleridir. İlk anından itibaren istihbarat birimlerimiz, güvenlik görevlilerimiz ve diplomatlarımız bütün kanalları kullanarak vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin sağlıkları ve selametleri konusunda her türlü tedbiri almışlardır. Ama gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerekse dünyanın her yerindeki bütün taraflar bilsinler ki vatandaşlarımıza herhangi bir şekilde halel geldiğinde bunun karşılıksız kalması mümkün değildir. Türkiye'nin kudretini kimse test etmeye de kalkmamalıdır. Şu anda sükunetle ve suhuletle vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin güvenliğini göz önüne alarak bir kriz yönetimi yürütüyoruz. Bu herhangi bir şekilde yanlış yorumlanmamalıdır. Vatandaşlarımıza gelebilecek, bugün ben bütün taraflara da bunu açık bir şekilde ifade ettim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin mesajı olarak vatandaşlarımıza, görevlilerimize gelebilecek herhangi bir zarar en şiddetli şekilde mukabele görür. O bakımdan herkesin bunu da göz önüne alarak kimsenin bizden, bizim kudretimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği konusunda alacağımız tedbirlerden de şüphe etmemesi iktiza eder.